Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Dik üçgenin 8. testini çözeceğim dostlarım bu videomuzda. Hemen ilk soruyla başladım arkadaşlarım. Birinci sorumuzda 30'u görüyorum, 45'i görüyorum. Ne diyordu geometrinin ikinci farzı? 30 ve 45'ten birini bile görsen karşısına diklik indireceksin. Şimdi ben öyle bir diklik indireceğim ki dostlarım, bakın burada açıortayımız da var ki açıortayın birinci teoremi ne diyordu? Fışkırtma teoremi demiştim ben hatta üstüne. Şu açıortayın öldüğü noktada bir buraya diklik çizersin. Bir de bu kola diklik çizdiğinde bu iki dikliğin uzunluğu daima birbirine eşitti dostlarım. Şimdi böylelikle ne yapmış oldum ben? Hem 30'un karşısına da diklik çizmiş oldum. Hem 45'in karşısına da diklik çizmiş oldum. Hatta aynı dikliği çizmiş oldum dostlarım. Açıortayı görünce de bunu yaptım. Yani özel açılarım var. Bir de açıortay varsa fışkırtma teoremi işe yarıyormuş dostlarım. Bakın hemen şurada 90'ın karşısı 8 iken 45'lerin karşısı kök 2'ye böleceksiniz 8'i. 4 kök 2 çıkacak. Peki bu 4 kök 2 ise bu amca da 4 kök 2 olacak. 30'un karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı 2 katı 8 kök 2 geldi. Cevabım Ceyhan'dan çıktı dostlar. Evet bakalım ikinci sorumuzda Halit hocam ve İsa hocam nasıl bir soru hazırlamış görelim. Diyor ki diklik var arkadaşlarım. Dik 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 dik. Şimdi öncelikle şu uzun şu kenara BC kenarına bir Y diyelim biz dostlar. Şimdi dörtgenlerde şöyle bir şey öğrettik size. Dedik ki bir dörtgenin eğer ki köşegenleri dik kesişiyor ise bu dörtgenin karşılıklı kenarlarının toplamı yani X kare ile Y karenin toplamı diğer karşılıklı kenarların kareleri toplamına eşit. Yani 16 ile 4'ün karesi 2 kök 13'ün karesi de 52 yapar dostlarım. Bunların toplamına eşitmiş. Hemen bir düzenleme yapalım. X kare artı Y kare eşittir. 58, 68 geldi. Şimdi bu bilgi dursun elimizde. İlk gördüğüm bilgi bu. İnşallah bir işe yarayacak. Ne diyor? BCD şuradaki açı 90'dan büyük. Yani ben bu geniş açı olduğu için dışarıya doğru şöyle bir diklik oluşturduğumda bakın şurada ne çıktı karşıma? 90, 90, 90. Mecbur burası da 90 geldi. Dolayısıyla bu bir dikdörtgen çıktı. Yani şurası 4 iken burası da 4 olacak dostlarım. Hemen şurada bir Pisagor çakıyorum kendimce. 2 kök 13'ün karesi yani 52 eşittir. 4'ün karesi yani 16 artı şuraya da K diyelim. K kare gelecek. 16'yı bu tarafa attık. 36 kaldı. K kare 36 ise K da 6 çıktı. Burası da 6'ymış. Yani X dediğim uzunluk aslında dikdörtgenin karşılıklı kenarlara eşit ya. X eşitmiş Y artı 6'ya. Hadi o zaman üstteki denklemde de X gördüğümüz yere Y artı 6 yazalım. Ne oluyor o zaman dostum? Şurada yapayım hemen. Y artı 6'nın karesi. Y x yerine y artı 6 yazıyorum. Demek ki y artı 6'nın karesi artı. Y kare eşittir 68 geldi. Şimdi bu bağıntıdan y'yi bulacağız. Hemen bulalım. Şurayı bir açalım dostlarım. Birincinin karesi y kare. İkincinin karesi 36. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 12y. Artı bir y kare daha geldi. Eşittir 68 oldu. Buradan 2 tane y kare artı 12y eşittir. 36'yı buraya atarsak 32 kaldı burada. 2'ye bölelim her iki tarafı. Y kare artı 6y eşittir. 16 geldi. Hatta y parantezinde y artı 6 eşittir 16'dır. Y bu durumda 2 desek 2 ile 8'in çarpımı 16. Evet burası da 8 olduğu için y 2'ymiş. Peki y 2 ise X neydi? Y ile 6'nın toplamı yani 2 ile 6'nın toplamı cevabım Ceyhan'dan geldi Gobeller. Geldik 3 numaraya. Yine 45 görüyoruz dostlar 3 numarada. Hatta 2 tane görüyoruz. Hadi hemen ikisinin de karşısına dikliklerimizi indirelim şöyle. 90'ın karşısı 10 ise 45'in karşısı 5 kök 2 olacak. Burası da 5 kök 2 olacak. Hemen 10'u kök 2'ye böldük. Yine şuradan da dikliğimi indirdim. 90'ın karşısı 6 ise 45'lerin karşısı 3 kök 2'ye 3 kök 2 geldi. Ve bizim de dik üçgenimizin en klasik sorusu çıktı bakın karşımıza. ALD arasını mı soruyor? Evet şurayı da bize soruyor şu çizgiyi.
Dostum şurayı göreceksiniz. Hani şu çok meşhur bir soru. İki tane diklik burada, bir diklik burada. Şurada da bir 3 kök 2 var. Şu arası 3 kök 2, 5 kök 2 de buradan geldi. 8 kök 2, şu 14 kök 2'nin olduğu yere ne yazacağız biz artık? 6 kök 2 yazacağız. Şimdi A ile D arasını nasıl buluyordum? Hemen şurada bir dikdörtgen yapıyorum. Ve şuradaki Pisagor sayesinde de soruyu çözüyorum artık dostlar. Peki 5 kök 2 ise bu da 5 kök 2. Şuraya da 6 kök 2 kaldı. Bakın dik üçgenimin dik kenarları. 6 kök 2'ye toplam 8 kök 2. 6 kök 2'ye 8 kök 2 dik kenarlarım. Hipotenüsüm ne olur diye size ben soruyorum dostlarım. 6, 8, 10 üçgeninin kök 2 katlarıymış bu. Demek ki hipotenüs 10 kök 2 gelecek. Cevabım Denizli'den çıktı. Güzel soruymuş dostlarım. Hemen geldik şuna. 4 numaraya bakalım ne diyor. Üst yüzeyi dik üçgen şeklinde olan bir sehpanın. Bir sehpa var. Üst yüzeyi dik üçgen şeklinde. Şöyle gösterelim hemen dostlar bunu. Şöyle bir dik üçgenimiz olsun. Üst yüzeyi dik üçgen. Dik kenar uzunlukları 10 ve 12 birimmiş. Tamam. Bu sehpanın en uzun kenarının ki dik üçgenin en uzun kenarı hipotenüstür. Hipotenüsün orta noktasında bulunan bir karınca, işte tam ortasındaki bir karıncadan bahsediyor bize. Kısa dik kenara uğrayıp oradan da uzun dik kenarın tam ortasına gidecektir. Şuraya gelecek. Uzun dik kenarın tam ortasına. Şurayı 6-6 bölecek dostlarım. Bakın burası 6-6 bölündü. Şuradan indirdiğim diklik kesinlikle şuna paraleldir ve onun orta tabanıdır 5 dostlarım. Kenarın orta noktasına gidecektir. Peki gitsin bakalım. Buna göre karıncanın alacağı yol en az kaç birimdir diye soruyor. Şimdi karınca önce şu dik kenara gelecek. Sonra buradan da şuraya gelecek arkadaşlarım. Karıncamızın alacağı yol bu. Bize de bu ikisinin toplamını soruyor dostlar. Şu ikisinin toplamı acaba en az kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın yine dik üçgenin çok klasik bir sorusu. Şimdi ben şuradan da bir diklik indirsem. Şurası 6 olduğu için bu da 6. Tam burayı 2'ye böleceğinden şurası da 5. Hani orta taban oldu ya 12'nin yarısı olacak. Şu kısım da 5 oldu arkadaşlarım. Ve bakın şunu şuradan şöyle görürseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben şöyle çevireyim. Şu ikisinin toplamının en kısa değerini soruyor. Ne yapıyordum ben burada dostlar? Hemen bir tanesinin simetrisini alıyorum. Şöyle şu 6'nın simetrisini alalım mesela. Şuraya gelsin 6'nın simetrisi. Şuradaki çizgi de şuraya dönmüş oldu böylelikle. İşte bunlar doğrusal olduğunda şu çizgi, bunların toplamı en kısa olacak arkadaşlar. Peki şurası 6, şurası 5. Hemen şurada dikdörtgeni tamamladım. Bir önceki sorunun aynısı oldu geri kalan kısmı. Burada 6 oldu. Şurası 5 oldu dostlarım. Hadi bundan sonrası bakın çok kolay gelecek. Şuradaki dik üçgeni görün. Dik kenarları ne oldu bunun? Bir kenarı 5, bir kenarı 12. Hipotenüsümüz ne olacak? 13 gelecek. Sorunun cevabı Edirne'den çıktı dostlar. Geldim 5 numaralı soruya. Şekilde D1 ile D2 ve D2 ile D3 doğruları arasındaki açılar 30'ar derece. Şimdi biz bir diklik indireceğiz. 30'u gördük çünkü. Hatta 60 da var değil mi toplamları? P noktasının D3 doğrusuna olan uzaklığı. Şimdi P'nin D3'e olan uzaklığı demek dik uzaklığından bahsediyor ve bu 12'ymiş. Yani 60'ın karşısına 12 gelmiş. O halde 30'un karşısına ne gelecek burada hemen? 12'yi kök 3'e böleceksiniz. 4 kök 3. Peki 90'ın karşısına ne gelecek? Şuraya 8 kök 3. Devam edelim. Ne diyor sonra? D2 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? Sonra da şunu soruyor bize. Şuraya olan uzaklığı, dik uzaklığı acaba kaç birimdir diye bir soru sormuş dostlarım. Şimdi buradaki dik üçgene bakın. 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacak? Yarısı. Yani 4 kök 3 gelecek sorumun cevabı. Geçtik 6. soruya. Bir katlama sorusu gibi duruyor dostlar. Hemen bakıyorum. AB'yi 8 birim vermiş. AB 7 birimdir demiş. Yok, AC'yi 8 birim, AB'yi 7 birim vermiş. 60 derecemiz var. Şekildeki dar açılı ABC üçgeninde B noktası AD boyunca katlandığında AC üzerindeki B üssü noktasına geliyor. Şimdi B katlanıp B üssüne geliyor. O halde şu kenar şu kenara kesin eşit. Bu 1. Hatta bunları isimlendirelim. A diyelim buraya. Şu 7
katlandı şuraya geldi. 7 birim diyelim. Kat çizgisi AD'ymiş, her zaman açıortay olur dedik. Bunun da açıortay olduğunu gösterelim. AC'yi 8 vermişti. Şuraya da 1 yazdık dostlar. Evet, sonrasında hatta şu açıortay teoremini de yapalım. 7'ye şuraya 7A diyeyim ben. O zaman bu da 7A. 8'e de 8A düşecek. Şuraya da 8A yazalım. Peki buna göre B üssü D, C. Şu mavi üçgenin de çevresini soruyor bize dostlarım. Şimdi çevresi dediğimiz 7A ile 8A'nın toplamı 15A artı 1'i soruyor. 15A artı 1 acaba nedir diye bir soru sormuş bize. Biz o zaman şimdi A'yı bulacağız dostlar burada. Seçenek çok. Mesela 60'ı gördüm, bir diklik indirerek bulabilirsiniz bunu dostlarım. Şuradan aşağıya bir 90 derece indiririm. Buradan bulabilir miyim? Bir deneyelim isterseniz. Şuradan Denizli'den bir diklik indirelim. 90'ın karşısı 8A, 30'un karşısı 4A olacak. Şuraya 4A eksi 1 yazacağım. 60'ın karşısı 4. Çok böyle gıcık bir denklem geliyor. Hiç bununla uğraşmayayım ben. En güzeli şurada bir kosinüs teoremi yaparak bulmaya çalışalım. Ya da şuradan bir diklik indireyim. Bir de bunu deneyeyim de denememiş olmayayım. 90'ın karşısı 1 iken 30'un karşısı 1 bölü 2 olacak. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. Kök 3 bölü 2 gelecek. Yok ya, buradan da yine gıcık sayılar çıkıyor arkadaşlarım. Hani bir Pisagor yapacağım, bulurum A'yı buradan ama dediğim gibi çok gıcık sayılar geliyor. Bu yöntemi de denemeyeceğiz. O yüzden şurayı ben bir hemen temizliyorum. Şu anda görünen en güzeli kosinüs teoremi gibi duruyor dostlar. Bir de şu büyük büyük üçgene bakalım. Şurası 15A. Burası 8. Bir de onu deneyeyim de içimde kalmasın dostlarım. Onu da denememiş olmayalım biz. Şimdi şu büyük dik büyük üçgende 60'ın karşısına bir diklik indireceğim dostlarım. Şuradan bir diklik indireyim ben. Nereye geldiğini bilmiyorum ya işte. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı şurası 30 olur. 30'un karşısı şurası 4 olacak. 60'ın karşısı da 4 kök 3 gelecek. Şuradan da bir Pisagor yapalım hemen. 4 kök 3'ten sonra bir Pisagor da buradan yapıyorum. 7'nin karesi 49 eşittir 4 kök 3'ün karesi 48 artı k kare geldi. Peki 48'i buraya atarsak 1 eşittir k kare, k eşittir de 1 geldi. Şurası da dikliğin bu tarafı da 1. Yani toplam 5 oldu burası. Kaç dediğimiz 15A dediğim yer 5 oldu. O halde A kaç çıkacak? 5 bölü 15. Yani 1 bölü 3. İşte A'yı da bulduk. Hadi cevabı yapalım. 15 çarpı 1 bölü 3 artı 1. 3 ile 15 sadeleşti. 5 artı 1'den 6 geldi sorumuzun cevabı. Dostlar ne dedik burada şimdi? 60'ın karşısına diklik indirmeye çalıştık. Şimdi şuradan indirdim dikliğimi. Çözülür müydü? Evet çözülürdü ama gıcık sayılar geliyordu. Şuradan indirdim dikliğimi yine 60'ın karşısına. Yine buradan da çözerdim ama yine rasyonel sayılar geliyor ve kareleri falan gelecek. Uğraşmayayım istedim. En sonunda da şu büyük olarak düşündüm. Şuradan bir diklik indirince kolay bir şekilde çıktı. Daha kolay çıktı. Bir dik üçgen şuradan geldi dostlar. Şunu bir daha şöyle kalınlaştırayım. İşte 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısına şuraya 4 yazdık. Şu kısım 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Sonra şu aşağıda bir Pisagor daha yapıp şurayı da 1 bulduk dostlarım. Şu mesafeyi. Yani toplam şu BC kenarını 5 bulduk. İlk önce ne demiştik BC'ye? 7A 8A'dan dolayı toplam 15A'yı 5 bulduk. A'yı 1 bölü 3. Gerisi paketlendi zaten. Evet. İlk 6 soruyu gömdük. Hemen 7 numara, yani yeni nesil sorulara geçebiliriz artık gönül rahatlığıyla. Yukarıdaki şekilde Ayşe şekil 1'deki 12 metre uzunluğundaki merdiveni, bak merdiven 12 metre uzunluğundaymış şurası. O zaman dostum burası 12 metre uzunluğundaysa 90'ın karşısı 12 ise 45'lerin karşısı ne olacak? Hemen kök 2'ye bölüyorsun. 6 kök 2. Bak BC'yi 6 kök 2 bulduk. Demek ki şu mesafe 6 kök 2. Merdivenin boyu kaçtı? 12 birim. Bak burada da 90, 60, 30 üçgeni çıktı. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısıdır 6. 60'ın karşısı yani BC üssü dediğim yerde kök 3 katı olacak 6'nın, 6 kök 3. Hatta şu C ile C üssü arasına X diyelim biz ki onu mu soruyor bize?
Yok, onu sormuyormuş. Yalandan yere şunları hiç alt köküçü de yalandan yere bulduk. Şuradaki Pisagor'dan soru çıkıyormuş arkadaşlarım zaten. Şurasına K diyelim. Biz K'yı soruyor. K kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36 artı bir de 6 kök 2'nin karesi 72. Yani K kare eşittir 108. K eşittir, şuradan devam edeyim. K eşittir kök 108. 108 de 36 çarpı 3'tür. 6 kök 3 olarak çıkar kök dışına dedim. 8. sorudayım arkadaşlarım. Benzerini yine bir yerde gördüğümü hatırladım bu sorunun. Bakalım ne diyor? Şekildeki bir evin girişinin her iki tarafındaki merdiven basamakları görülmektedir. Peki. Merdiven basamaklarının her birinin yüksekliği 8 birim. O zaman şurası da 8. Şurası da 8. Şurası da 8. Şurası da 8 değil. Ve genişliği 15 birimdir. He, şurası 15 ise şu ne oldu dostlarım? 15'in yarısı 7,5. Şurası da 7,5. 7,5. E burası da 15 olması için bu da 7,5. Şurası da 7,5. Şu da 7,5. E bu da 7,5. Bu da 7,5. Hatta şu ikisinin arasında buldum ben. 7,5. 7,5 daha 15. 45'miş tamamı. Şuraya da 30 kaldı. Demek ki şu da 30. Ne diyor? Eşit noktalarda eşit demir çubuklar sabitlenerek 20 birim yükseklikte korkuluk yapılmış. Demek ki şunların her biri 20 birimmiş. O zaman bu da 20. Bu da 20. Bu da 20. Bu da 20. Yukarıda verilenlere göre korkuluk için kaç birim uzunlukta demir kullanılmıştır? Yani şu mavi demirlerin uzunlukları toplamını soruyor. Bir kere şurada arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5 tane 20 var. 5 tane 20 ne yaptı? Bir kere 100 var arkadaşlar. Artı. E şurada da 30'u bulduk. 130 oldu. Şimdi şunları bulacağız dostlarım. Şunu ve şunu bulacağız arkadaşlar. Bakalım bunlar nasıl çıkacaklar. Şimdi şuradan çizdiğim dikliği görelim hemen. Şu diklik. Şurası 7,5. 7,5 da buradan toplam 15 oldu mu burası arkadaşlar? Şurası 15. Peki şurası 8 ise buraya da 8 kaldı. O halde burası 12. Yani şurası da 12 birim. 20 idi bunun yüksekliği. Şuraya da 8 kaldı. 8, 15, 17 de bu geldi dostlar. Şimdi aynı muhabbeti şunun içinde yaptığımı düşünün. Şuradan da bir çizelim hemen dikliğimizi. Ne diyeceğiz dostum? Hemen. Şimdi şuradan diklik çizdik. Şurası zaten 8. Şurası zaten 12 birimdi. Şu dikliği şöyle çizelim. 12, 8'i burada, şuraya 4 kaldı, şurası 8, toplam 12, şuraya da 8 kaldı, şurası yine 15, 8, 15, 17 de buradan geldi dostlar, 17. E şimdi aynı şeyi şunun için yaptığında yine bunu da 17 bulacağım, 3 tane de 17 geldi o halde, 17, 3 tanesi 51, o zaman artı bir de 51 ekledim, 81, 100 daha, 181 çıktı, 8. sorumun cevabı Adana'dan geldi dostlar. Evet, 9 numaradayız. Hemen okuyoruz sorumuzu. Kerem bir mimara istediklerini anlatarak hayalindeki evi tasarlamasını istiyor. Kerem evin güneye bakan penceresinden yazın günün belli bir saatinde güneş ışınlarının odanın en fazla 1 metre içerisine girecek. Bak güneş ışını şurada en fazla 1 metre içeri girecek. E şu açıya 60 vermiş. Demek ki burası 30. O zaman şurası da 30. Dostum 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. 60'ın karşısı yani şu uzunluk kök 3. 4 kök 3'müş burası. Şuraya 3 kök 3 kaldı. 30, 90 yine 60. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı da 6. Şimdi bulabileceğim her bir boku buldum. Devam ediyorum. Paralel bir çıkıntısı planlıyor. Güneş ışınları evin güney yönündeki zeminden tavana kadar uzanan penceresinden yere göre 60 derecelik bir açıyla ulaşmaktadır. Evin duvarının zeminden yüksekliği 4 kök 3 metredir. Buna göre güneşi engellemek için çatı çıkıntısının uzunluğu en az kaç metre olmalıdır demiş ki bize şurayı soruyormuş meğersem biz çoktan bulmuşuz bile dostlar. Cevabımız 3. Yani 9. sorunun cevabı Ceyhan'mış Goberler. Geldik 10 numaraya. Aşağıda uzunlukları 70 metre ve 40 metre olan iki direk arasında. Bak burada hemen ne görüyorum? 30. Bak farkında mısınız? Soruyu genelde hiç okumadan önce şöyle bir gördüğüm, yapabildiğim her şeyi yapıyorum. Şimdi şurası 30, 90, 60, 60, 90, 30, 30, 90, 60. Tamam 30, 60, 90'lar yapılacak. Bir okuyalım soruyu.
İple parkurdan Ömer'in anlık görüntüsü verilmiştir. Ömer'in bulunduğu noktadan ipin yerden yüksekliği 10 metreymiş. Aha şurası 10 metre. O zaman bu da 10, şuraya kaldı 60. O zaman bu da 10, şuraya kaldı 30. 60'ın karşısı 60 ise 30'un karşısını bulmak için köküçe böleceğim 60'ı. 20 köküç yapar. 90'ın karşısı 40 köküç yapar. 30'un karşısı 30 ise 60'ın karşısı 30 köküç yapar. 90'ın karşısı 60 köküç yapar. İpin uzunluğunu mu soruyor? Bir bakalım. Yukarıda verilenlere göre iki direk arasındaki mesafe kaç metre? Ben şu iki direk arasını şurayı soruyor dostlarım. Yani şurayı soruyor. Toplam ne geldi? 50 köküç geldi. Sorunun cevabı Denizli'den çıktı bile. Evet dostlar, test 8'i de gömdük. Dolayısıyla dik üçgeni de bitirmiş olduk böylelikle. Bir sonraki videomuzda yeni konumuza geçeceğiz. Artık yeni konumuz ne bilmiyorum, bir sıradaki konu. Hadi bakalım, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.